Evet, 31 Mart 2019 Türkiye yeni seçimi kararı geliyor. Bunları gazeteci arkadaşlarımla o süreçte çok yaşadık. Aslında siyasilerden çok gazeteciler hırpalanıyor süreçte. Ya da olay o adaya koştu, o programa koştu. Bugün de yine dolayısıyla böyle bir sürece heyecanlı dolu bir sürece girmiş oldu. Allah hakkımızda hayırlısını versin bütün adaylara. Bu süreçte aday adayı için, aday olmak için uğraşıyor. En güzel şekilde kendisini ifade edilen, projeleriyle gelen, tabii ki vizyon önemli, önemli. Türkiye artık eski Türkiye değil, 15 yılda daha da ilerledi. Daha da teknolojik altyapısı, özellikle genç nüfus var, bunu unutmamak. Her aşamada ciddi anlamda 16 yıllık AK Parti iktidarında belli bir seviyeyi yakaladık. Bu yeterli bir seviye değildir elbette. Bölgesinde her zaman söylediğimiz bölgesinde oyun kurucu, güçlü bir aktör olması için daha çok çalışmak istiyordu. Dünya savunma sanayine bizden çok daha önce yatırmak Allah uzun ömür versin. Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın hür iradesi, bağımsız düşüncesiyle ortaya işte Türkiye'nin ayaklarını savunma sanayisiyle de desteklenmesi gerektiğini inancıyla yaptı. Güçlendirdi. Eğer bir gün Türkiye kapatıyorsa buğdayıyla tütünü tutmuyor. Onlar erzem şeyler. Fakat kapatabiliyorsanız siz dünyaya sizin silahlarınızla, teknolojinizle, beyninizle kapatabilirsiniz ancak. Aynı masanın iki tarafında aynı eşitte konuşuyorsanız bunun arkasında bu var. Ama ne vardı? Türkiye'de yıllardır cesaret eksikliği vardı. Biz Osmanlı tarihinden ibaret değil mi? Türkler bin yıllık diyoruz ama daha da geriye gidebilirsin, 10 bin yıl. Dolayısıyla o tarihte bugünkü duruma baktığımız zaman çok ezik, basit, sanki hiçbir şey yapamayacak bir halde durum ortaya çıktı. Fakat 16 yılda şunu gördük, 16 yılda insanımızın ihtiyacı olan şey enerji, güven, samimiyet gibi cesaret idi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu cesareti Türkiye'ye, milletimize verdi. Kavak'taki insanımızın, ilçemizde yaşayan insanımızın ihtiyacıyla, beklentileriyle, istedikleriyle dediğimiz gibi Erzurum'un İspir ilçesindeki, işte Kars Selimiye ilçesindeki, Çorlu'daki insanların ihtiyacı, beklentisi aynı. Sorunlar deniyor. Sorunlar tabii ki olacak. Önemli olan çözümlerin nitelikli, kaliteli olması ve uygulanabilir olması. Bunu uygulayacak iradenin olması. Bunlar önemli. Ben Kavak ölçeğinde proje anlamında ama projeden daha da çok o iradenin orada hakim olmasını bütün ilçelerimiz doğru. İsterim. Bütün aday adaylarımız şu anda medeni cesaretlerinden dolayı ben özellikle tebrik ederim. Bu medeni cesaretli. Onlar da kendilerinin vatandaşla buluşmasında projelerini anlatacaktır. Bu demokrasi bizim de zenginliğidir. Ne kadar aday olursa o kadar daha biz demokratik kültürü elde etmiş oluyoruzun ispatı. Biz Kavak ilçesinde çok ciddi geleceğin kavağını hazırlamak anlamında, geleceğin ilçesini hazırlamak anlamında önemli projeler düşünülmüş var. Neden onu söylüyorum? Şehir merkezi anlamında artık bir deyim yerindeyse yoğunlaşma, şişkinlik var. Samsun nefes alma
damarları olarak daha doğrusu batıya doğru Kavak ilçesi, ilk ilçemiz. Eğer Kavak ilçesini hem doğusunda hem batısında artık bir yoğunlaşma var, genişlemesi lazım, ihtiyaçtır bu. Kavak ilçemiz yıldız gibi şu anda Samsun'da duruyor. Eğer bakamazsak, eğer bir 50 yılı, bir 100 yılı planlayamazsak, emin olun Samsun'un Kavak ilçemizde, Samsun'un diğer Baboş ilçelerimizde ve mahallelerimizde, ilçelerimizde aynı kaderi paylaşalım. Ben burada halkımıza da, milletimize de özetliyorum. Sonunda düştüğünü de inanıyorum, onlar da o bilinçle hareket edeceklerdir. Bu seçim hakikaten kritik bir seçim. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi hep beraber yaşadığımız ve benim de çok önemsediğim insanlarımızın liderlerimiz, öncülerimiz bu işi çözer mantığından uzaklaşması, buna duygusal kopuşluyor. Bu duygusal kopuşu yaşama sınırında görüyorum. Ve o yüzden zaten Cumhurbaşkanımız gönül belediyesi dedi. Yani çok güzel köprüler kurabiliriz. Evler inşa edebiliriz. Yollar yapabiliriz ama en önemli şey vatandaşımızın, insanımızın gönlüne girecek köprüleri biraz ihmal ettik. Etmedik ama ettik. Yani çünkü at başa gitmiyor bazı şeyler. Artık bundan sonra Türkiye'miz cesaretiyle ortaya koyduğu şehirleşme planlarıyla ama en önemlisi bundan sonra da insanımızı bizden yetişe hangi fikre sahip olursa hangi ideolojiye sahip olursa olsun diline diline de bakmadan çünkü ortak bir dünyada yaşıyoruz. Sınırlı ama sınırsız bir dünyadayız biz. Onları kucaklayarak onlarla birlikte gönül belediyeciliğini bu sahadan sonra, bu aşamadan sonra ortaya koymak zorundayız. Gönül birlikte olmazsa, yollar asfalt olsa bile hiçbir şey anlamazsınız. Yan yana yürüyemezsiniz. Yollarınız taşlı olsun ama gönlünüz bir olsun, korkular yürürsünüz. Bu duygularla, bu düşüncelerle ben Türkiye genelinde ve Samsun'da ve ilçelerimizde aşkla, şevkle aday aday olmak isteyen, ben de varım bu hizmette demek isteyen diyen bütün adaylarımıza teşekkür ediyorum. Haklarında hayırlısı olsun, hakkınızda hayırlısı olsun. Başarılar diliyorum. Teşkilatlarımıza, tüm teşkilatlarımıza, tüm teşkilat başkanlarımıza da şimdiden erdem, azim ve iradeyle aday adaylarıyla, adaylarıyla kapı kapı ulaşarak AK Parti'nin oylarını, AK Parti belediyesini anlatarak oyları yükseltmelerini istiyorum. Çalışmalarından dolayı da şimdiden teşkilatlarımıza, yöneticilerimize, yönetim kurucularımıza, delegelerimize, AK Parti sevdalılarına, tüm vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcı olsun.